biz lifleri ne olursa olsun almalıyız. Ama son zamanlarda şu ortaya çıkmaya başladı. Obezitede biz acaba bağırsaktaki kendi mikroplarımızı atıp yerine yeni bir bağırsak mikrobiyatası, bakteri grubu koyalım mı? Evet, bu ortaya çıkmaya başladı. Şimdi dışkı nakli denen bir şey evet. var. Al, belli hastalarda dışkısını, bir sağlam insanın dışkısını alıyoruz. Evet. Filtreden geçiriyoruz. Sonra kolonoskopla kalın bağırsağa giriyoruz ve oradan enjekte ediyoruz. Yani başka bir insanın mikrobiyatasını veya bakteri topluluğunu alaraktan uygulama başka başladı bir insanın... mı hocam? Bunu uyguluyor musunuz? Tabii. Evet, evet, bunu 6 senedir, 7 senedir Türkiye'de yapılıyor. Evet. Ve şöyle bir şey var. Bu bazı hastalıklar için Amerika'da onay da aldı. Hmm. Ama son 1-2 tane bir ölüm vakası oldu. Çok dirençli bakteri nakledilmiş kazara. Tabii, Allah'tan kontrol. Bizde onlar pek yok. Evet. Ve bundan dolayı immün sistemi bağışıklığı düşük olan 2 kişide bir ölüm olayı olmuş. Bundan dolayı dışkı naklini sadece belli konulara sınırladılar. Ama evet. şöyle bir şey var. Mesela bir hastalık var. Antibiyotik kullandınız. Başımızın belası. Çok antibiyotik kullandığınız zaman iyi bakteriler ölür. Evet. Geriye kötü bakteriler kalır. Evet. Ve bu kötü bakterilerden bir tanesi Clostridium denilen bir bakteri. Ve buna bağlı bağırsak hastalığı, iltihabı, hatta nekrozu, delinmesi, şiddetli ishaller ortaya çıkabiliyor. Dikkat ederseniz bazı kişiler antibiyotik kullanır, arkasından ishal ve karın ağrısı çıkar. 2 saatten 40 güne kadar olabilir bu. Sonuçta bu Clostridia denen bakteriyle artık biz baş edemiyoruz. Her türlü antibiyotik veriyorsunuz, olmuyor. O zaman ne yapıyoruz? Hemen sağlam birisinin dışkısını alıyoruz, filtre ediyoruz. Bakterilerini de kolonoskopla evet. başka biri, hasta olan kişinin evet. bağırsağını. Çok enteresan bir gelişme olmuş ve hocam. Olağanüstü evet. bir şekilde bu kişilerin iyileşme oranı %92. Çok iyi hatta bir rakam. Şeyi konuşuyoruz değil mi hocam? Ciddi bir oran değil mi sevgili evet. Bahar? Psikoloji dışkı pek kabul edilir değil, siz daha iyi bilirsiniz. Şimdi, peki burada nasıl rasyonelize edeceğiz bu durumu, bunun psikolojisini?